Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Keltepe Kayak Merkezimiz aslında ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Her türlü yatırımımızı yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kere kayak merkezi olarak çok fazla sıkıntımız kalmadı. Tek eksiğimiz var, konaklama. İnşallah orayı turizm bölgesi ilan etmek için uğraşıyoruz. Onu yaptıktan sonra bir otel planlamamız olacak ve onu sağlayacağız. Tabi bu süreçte ne yapılabilir? Yani insanlar yine de konaklamalı gelmeleri gerekirse Safranbolu kullanılabilir. Safranbolu'da bizim 4000'ün ya da Karabük ve Safranbolu'da 4000'ün üzerinde yatağımız var. Yani 4200 civarında bir yatak kapasitemiz var. Bu aslında yarım saat ötedeki bir kayak merkezine gidip oralarda günlük kayak ihtiyacımızı giderip hem de Safranbolu gibi bir tarihi kentte konaklayabileceğimiz çok değişik deneyimler ortaya çıkarabilecek bir etkinlik. Bu manada ben buraya gelecek misafirlerimizin özellikle ikisini beraber planlaması faydalı olacağını düşünüyorum. Kayak merkezimiz Allah'a şükür iyi durumda. Yani bütün pistlerin bakımı vesairesi onlar sağlandı. Şu anda sezona hazır bir şekilde bekliyoruz. Oranın bir işletmecisi var ama aynı zamanda Gençlik Spor Müdürlüğümüzde pistlerin bakımı, telesiyaj vesaire onların da işletilmesini Gençlik Spor Müdürlüğümüz yapıyor. Ama aynı zamanda şunu yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz vasıtasıyla bölgemizdeki kayak kültürünün yaygınlaştırılabilmesi, çocuklarımızın bu spora yönlendirilebilmesi adına orada özellikle sömestr tatili boyunca eğitimler vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı götürüp orada belli kurslardan geçiriyoruz. Ve her geçen gün Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi sayesinde kayak sporuna karşı bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu her geçen gün daha da artacak. Özellikle Karabük'ten de artık sporcular çıkacak. Gençlerimiz bu manada öğrenecekler bu spor dalını. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com.